Merhaba arkadaşlar. Sizinle beraber bu videomda karpuz aşk öreceğiz. Ben erkek versiyonunu ördüm. Şöyle göstereyim. Sizinle birlikte bunun kız versiyonunu öreceğiz. Gerekli olan malzemelerimiz ben lanosa alara ile ördüm. Beyaz ve yeşil renkli. Tulip 2.20 numara tığ kullandım. Biraz da elyaf. Şimdi karpuz aşkın el yapımıyla başlayalım örgümüze. Sihirli halka yapıyoruz. Ama ben halka şeklinde değil, zincir üzerine yapıyorum. İster halka şeklinde yapın, isterseniz zincir üzerine. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bir, iki sık iğne yaptım. Son sık iğnemizi V yapıyorum. Arttırma yani. Bir, iki. Aynı deliğe iki defa battım. Sonra döndüm. Bir, iki sık iğnemi yaptım. Alt sık iğneye ulaştım. Şimdi başlama ipimi bırakıyorum. Burada da alt sık iğnenin üstüne 12x yapacağız. Yani her bir tane sık iğnemizin içine iki tane batacağız. Arttırma yapacağız. Bir, iki, aynı deliğe iki defa battım. İki, üç, dört, yan deliğe geçiyorum. Beş, aynı yere bir daha batıyorum. 6 7 8 9 10 11 ve 12. Her bir sık deliğe 2 tane arttırma yaparak 6 sık iğnemizi 12 sık iğneye çıkartmış bulunmaktayız. Şimdi 3. sırayı örüyoruz. Burada 3 sık iğne yapıp bir arttırma yapıyoruz. Yani 3 defa tek öreceğiz. 4.'yü arttıracağız. 1 2 3 tek ördüm. Şimdi 4. sık iğnemi arttırma yapıyorum. Aynı deliğe bir daha batıyorum. 3 işlemi sıra boyunca tekrarlayacağız. 1
2 3 arttırma yapıyorum. Gördüğünüz sık iğneme. Bir, iki, üç sık iğne yaptım. Dördüncü sık iğneme artırma yapıyorum. Şimdi bu sırada da 4 sık iğne yapıp bir artırma yapacağız. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Şimdi artırma yapacağız. Bir, iki, üç, dört sık iğne yaptım. Artırma yapıyorum. Bir, iki, üç, dört sık iğne yaptım. Şimdi arttırma yapıyoruz. Toplam 18 sık iğnemiz bu dördüncü sıramızda olacak. Üçüncü sırada 15 sık iğnemiz olacaktı. Onun üstüne 3 artırma daha yaptık. 18 sık iğneye ulaştık. Şimdi burada sıra boyunca 18 sık iğne öreceğiz. Ne artırma ne eksiltme yapmayacağız. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Baş parmağımız yavaş yavaş oluşuyor. Şimdi 4x bir azaltma yapacağız. Bir, iki, üç, dört tane sık iğne ördüm. Şimdi bir azaltma yapıyoruz. Azaltmayı sık iğnenin dış kanatlarından alarak yapıyorum ben. Böyle daha güzel oluyor bence. Bir, iki,
3 4 sık iğne yaptım. Şimdi bir azaltma yapıyorum. Bir, iki, üç, dört sık iğne yaptım ve bir azaltma yaparak sıramın sonuna geldim. Son sıradayız. Burada da düz öreceğiz bu sıramızda. Diğer sıramızda 4x bir azaltma yaptık. Sıra sonunda 11 sık iğneye ulaşmış olmalıyız. Şimdi son sıramızda da hiç eksiltme, artırma yapmadan 15 sık iğneyi öreceğiz. Bir, iki, 13, 14 ve 15. Yanına da CC yaparak, yani örmeden, sonra bir düğüm atarak parmağımı bitiriyorum. Bundan 2 adet yapacaksınız. Şu an baş parmağımızı ördük biz. Ben diğer elimizi örmüştüm. Şimdi diğer 3 parmağımızı öreceğiz. Zaten üçünün de ölçüleri aynı. Birini göstereyim ben size. Altı tane zincir çekiyoruz diğer parmaklar için. Altı zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra ikinci de sık iğnemizi, zincirimizi batıyorum. 1 yanındakine batıyorum. 2 yanındakine batıyorum. 3 yanındakine batıyorum. 4. 4 tane sık iğne yaptıktan sonra son sık iğnemizi arttırma yapıyorum. 1 2 yani aynı zincire 2 defa batmış bulundum. Döndüm geri. Bu son sık iğnemizi yanındakine batıyorum şimdi. 1 2 2 3 ve 4 sık iğne yaptım. Sıra sonunda toplam 10 sık iğnemiz olmuş oldu. 6 zincir çektik. Üstüne 4 sık iğne yaptık. Son zincirin içine artırma yaptık. Yan tarafa geçtik. 4x daha ördük ve başlama ipimizi bıraktık. Toplam 10 sık iğneye ulaştık şu an. Bundan sonra şu an birinci sıramızı bu. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sırayı, yani toplam 6 sıra arttırma ve eksiltme yapmadan 10 sık iğne olarak öreceğiz. 3 parmak yaptıktan sonra görüşelim sizinle.
parmağımızı sabitledim. Şimdi yanındaki parmağı alıyorum. Bunu birbirine geçiriyorum. Sonra buradan şuraya gelmek için 5 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5'i birlikte örüyoruz. Niye yapamadım? Sonra burada da 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 yapıp dönüyorum bu tarafa. Sıra boyunca örüyoruz. Arkayı döndüm. 5 sık iğne daha yaptım. Şimdi bu parmakla birleştiriyorum. Şimdi bir 5 sık iğne daha öreceğiz. 1 2 3 Diğer parmağımıza geliyoruz. 5 sık iğneyi ördüm. Parmaklarımız böylelikle birleşmiş oluyor. Burada da 5 sık iğne örüp başlama ipimi bırakacağım. Bir, 2 O kadar sık örmüşüm ki geçmiyor. 4 ve 5 yaptım. Başlama ipimi bıraktım. 30 sık iğneye ulaşmış olmamız gerek. Şimdi düz şekilde örelim. Bir sıra düz şekilde ördüm 30 sık iğneyi. Gördüğünüz gibi şimdi burada 4 sık iğne yapıp bir arttırma yapacağız. Sıra boyunca 4 sık iğne bir arttırma yaparak sıramın sonuna geldim. Bu sırada toplamda 36 sık iğne olacak. Ekşiltme artırma yapmadan düz şekilde öreceğiz.
sıra sonuma geldim. Düz şekilde örmüştük 36 sık iğne. Bu sıramızda 5 sık iğne yapıp bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda 42 sık iğneye ulaşmış olacağız. 2 3 4 5 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 5 sık iğne bir arttırma yaparak sıra sonuma geldim. Sıra sonumda 42 sık iğneye ulaşmış bulunmaktayım. Şimdi baş parmağımızı takacağız. Sol elimizin baş parmağını takmak için 37 sık iğne ördükten sonra buradan 37 sık iğne ördükten sonra 5 sık iğne ile baş parmağımızı bağlıyoruz sol el için. 38 tane sık iğne öreceğiz sağ el için. 38 sık iğne ördüm. Arada 4 sık iğne kaldı. Ama biz 5 sık iğne ile bağlayacağımız için başlama ipimizi 1 sık iğne geriye kaydıracağız. Şimdi baş parmağımızı bağlayalım. Parmağımızı birleştiriyoruz şimdi. 5x ile. 1'leştirmeyi şöyle göstereyim. Parmağımızı böyle tutuyoruz. İç kısımdan batarak birleştireceğiz. Elimizi. Buradan bir tane aldım. Bir de elden alıyorum. İkisini bir örüyorum. Bir. İki. Üç. Dört ve beş. Birleştirdik. 37 sık iğne elden öreceğiz. 10 sık iğne baş parmağımızdan örerek bu sıramızda toplamda 47 sık iğneye ulaşmış olacağız. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. Düz şekilde öreceğiz. Sıra sonumuzda 47 sık iğneye ulaşmış bulunmaktayız. Şimdi bu sırada 5x örüp bir azaltma yapacağız. Yani 5 sık iğne örüp bir azaltma. Sıra boyunca devam edeceğiz. Başlangıç ipimizi aldım. Bir. İki. Üç. 4 ve 5. Bir azaltma yapıyoruz. Sıra boyunca 5 sık iğne bir azaltmamızı yaptık. Şimdi başlangıç ipimizi tekrardan bırakalım. Bu sırada da yine tekrardan 5 sık iğne bir azaltma yapıyoruz.
5 ve 6. Başlama ipimizi bırakalım. Bir. Burada parmaklarımız kapandığı için içleri el yapımızı dolduralım parmaklarımızın içine. Parmaklar tam kapanmadan. Sıra sonumuzda toplam 36 sık iğne oluşmaktadır. El yapımızı doldurdum. Parmak içlerimizi iyice sıkı sıkı doldurun. Şimdi bu sıramızda da 4 sık iğne örüp bir azaltma yapacağız. 36 sık iğnemiz vardı. Şimdi 4 sık iğne örüp bir azaltma yaparak 30 sık iğneye ulaşmış olacağız. 3 4 yapıyorum bir azaltma. O kadar sık örüyorum ki tığ zor geçiyor. Bir, iki, 3 4 yaptım bir azaltma. 1 2 3 4 Sıra sunuma geldim. İçine birazcık daha elyaf bırakalım. Ördükçe elyaf bırakmayı unutmayalım. Sonra zorlaşır. Makasımla ittireyim. Şimdi bu sıradan itibaren 7 sıra boyunca eksiltme azaltma yapmadan düz öreceğiz. 24 sık iğne. Bu bölgeyi oluşturuyoruz. 7 sıra boyunca ördüm ve bitti. Elimiz oluştu. Çok şeker bir el olmadı mı ya? Şimdi içini elyafımızla dolduralım. Evet oldu. Zaten son elimiz hazırdı. Şimdi sağ elimizi yaptık biz. Şimdi bu sırada sık iğnemizin ön kanadından yani bloğu olarak CC yapıyoruz sıra boyunca. CC ne demekti? Kaydırma örmeden ipimizi geçiriyoruz. Örme yapmıyoruz. Şöyle göstereyim bir daha. Sık iğnemin ön kanadından batıyorum. Buna bloğu örme denilir. Örersen eğer. Örmeden
İlerlersek de CC yani kaydırma işlemi deniliyor. Sır iğnemizin ön kanadından aldım. Örme yapmadan geçiriyorum. Aldım, örme yapmadan kaydırma yapıyorum yani CC. Tüm olarak almıyorum. Sık iğnenin ön kanadından. Ön kanadından alma işlemine blo işlemi deniliyor. Eğer sık iğnenin arka kanadından alarak örseydim buna da filo işlemi deniliyor. Örmeden ilerliyorum. Blo kanadından. Biraz gevşek tutarsanız kaydırma işlemini daha rahat yaparsınız. Burayı biraz gevşek tutun. Şimdi kol kısmını yapacağız. Kol kısmını şöyle yapıyoruz. Burada 24 sık iğnemiz vardı. Kolu 12 sık iğne ile başlayacağız. Bunu da şöyle yapacağız. Bu elimizin blo kısmından CC yaparak ilerlemiştik. Sık iğnemizin flo kısımları tek kanatlı kaldı. Bu kısımlardan da 12 sık iğneye ulaşacağız. Yani 24 sık iğne var. Bunun yarısını öreceğiz, yarısını örmeyeceğiz. Bir sık iğne örüp bir sık iğne örmeyeceğiz. Göstereyim. Aklınız karışmasın. Şimdi ördüğümüz kısım burayı CC yapmıştık. Şuralarda tek kanat kaldı gördüğünüz gibi çıkıntılı. Burası filo kısmı. Buradan tığımı geçiriyorum. Tek kanadına. İpimi sabitliyorum. Sabitledim. Şimdi yanındaki kanada değil, onun yanındakine batıyoruz. Yani istediğiniz gibi örün. Burada 12 tane sık iğneye ulaşacağız. 24 sık iğnenin hepsini örmeyeceğiz. Şimdi kaç tane yaptım? 1, 2, 3. Bir örüyorum, bir örmüyorum. 3. Bu sık iğneyi atladım. Şu yanındakine battım. 4. Atladım, yanındakine battım. 5. Atladım, yanındakine battım. 6 atladım, yanındakine battım. 7 atladım, yanındakine battım. 8 atladım, yanındakine battım. 9 atladım, yanındakine battım. 10
atladım, yanındakine battım. On bir. Asladım, yanındakine battım. 12. Burada 12 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Bu ipimizi içine alarak saklayalım. İkisine bir düğüm atalım ki sık olsun. Girdireyim. 12 tane sık iğnemiz oldu burada. Şimdi kaç tane örmüşüm? Bir sıra renk geçişi yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sıra boyunca eksiltme, arttırma yapmadan kol kısmımızı örüyoruz düz şekilde. İki. 18 sıra boyunca ikinci sırayı yaptım ben şimdi. 18 sıra boyunca eksiltme, azaltma yapmadan devam ediyoruz.